Teknojok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Oppo ile İstanbul koleksiyonlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Rumeli Feneri'nde yer alan Ceneviz Kalesi'ni gezeceğiz. Yanımızda da Oppo Enco W51 kablosuz kulaklık bulunuyor. İstanbul'da bulunan bu kale arkadaşlar Rumeli Feneri'nin hemen sırtlarında bulunuyor. Bu kale 17. yüzyılda yapılmış ve 17. yüzyıldan günümüze kadar dayanmayı da başarmış. Bu kalenin özelliklerinden bir tanesi de İstanbul Boğazı'nı Karadeniz'e bağlayan hemen kıyıda yer alması. Zaten bu kalenin buraya yapılmasındaki temel amaç da bu. Yani 17. yüzyılda Boğaz'ın girişini kontrol etmek için yapılmış bu kale. Daha sonra arkadaşlar bu kale 4. Murat zamanında tekrardan elden geçirilmiş. O dönemde burada 60 askerevi, 100 top, cephanelik, buğday ambarları ve bir cami bulunuyormuş. Tabii günümüze geldiğimizde bunlardan pek eser kalmamış. Ayrıyeten bu kalede 300 askerin yaşadığı da belirtiliyor. Tabii günümüze geldiğimizde arkadaşlar çok fazla böyle yaşanacak alan vesaire kalmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Ayrıca son dönemde pek çok filmde yine bu kalenin kullanıldığını da sizlere hatırlatalım. Rumeli Feneri'nde yer alan bu kalenin hemen yanı başında düz kayalıklar var ki bu düz kayalıklar İstanbul halkı tarafından bayağı bir seviliyor. İnsanlar buraya geliyor arkadaşlar, sandalyelerini, çaylarını getiriyorlar ve burada denize karşı kafalarını dinleyebiliyorlar. Zaten bizim de Enco W51 ile buraya gelmemizin temel nedeni bu. Kayalıklara oturalım, hem kafamızı dinleyelim, hem güzel bir müzik açalım. Enco W51'in eşsiz performansını bu güzel maviliklere karşı çıkartalım istedik. Bugün bize burada eşlik etmesi için Enco W51'i seçmemizin en önemli nedeni bu kulaklıkta bulunan eşsiz gürültü engelleme özelliği diyebiliriz. Enco W51 sektörde bir ilke imza atarak maksimum 35 desibel gürültü azaltma derinliğine ulaşabiliyor. Ayrıca Enco W51'de 3 mikrofonlu bir ses azaltma çözümüne de yer verilmiş. Bu sayede kulaklık saatte 25 km hıza çıkan rüzgar gürültülerini bile kesmeyi başarabiliyor. Oppo Enco W51'i kutusuna koyup şarj ettiğinizde size 3 saat boyunca kullanabilecek kadar bir süre sunuyor. Bunun yanında kulaklığın toplam pil ömrünün de 24 saat olduğunu belirtelim. Yani ortalama kullanımda Enco W51'i haftada yalnızca bir kere şarj etmenizin yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada dipnot olarak şunu da belirtelim. Enco W51'de dokunmatik panel özellikleri de mevcut. Yani kulaklığa parmağınızla çift tıklayarak ya da 3 kere tıklayarak çeşitli komutlar verebiliyorsunuz. Örneğin sol kulaklığa çift tıkladığınızda gürültü azaltma sistemi devreye giriyor. Sağ kulaklığa çift tıkladığınızda ise müzik dinliyorsanız bir sonraki parçaya geçiyor veya telefonu kapatıyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Rumeli Feneri'nde yer alan kaleyi ve onun hemen etrafındaki bu güzel kayalıkları beraber gezdik ve bu gezintimizde de bize Oppo Enco W51 kulaklık eşlik etti. Oppo ile İstanbul koleksiyonları serimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.